En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni camiada gündemler herkese merhaba. Bugün 22 Nisan 2022 ben Ferhan Kösoğlu günün öne çıkan sıcak gelişmeleriyle karşınızdayız. Almanya'da artan fiyatlar karşısında temel gıda maddelerinden alınan katma değer vergisinin sıfırlanması istendi detayları paylaşacağız. Fransa pazar günü sandık başına gidiyor. Peki ülkede yaşayan Türkiye kükenliler seçimlerden ne bekliyor gelişmeleri aktaracağız. Almanya'da akaryakıt fiyatlarında zam oranı 1970'leri bile geride bıraktı. Yine Almanya'da Ukraynalı mültecilere liseyi bitirmemiş olsalar dahi üniversite yolu açıldı. Bu haberlerin detaylarını da aktaracağız. Daha birçok sıcak başlık bizi bekliyor. Camiye'de günden başlıyor. Fransa'da bir seçim maratonu daha bu hafta sonu sona eriyor. Pazar günü vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için sandık başına gidecek. Maalesef bu süreç ülkede yaşayan Müslümanlar için çok da zorlu geçti. Biz de birçok kez haberlerimizde yer vermek durumunda kaldık. Neredeyse her aday milliyetçi oyları elde edebilmek için Müslümanları hedef tahtasına oturtturdu. Bir aday başörtüsünü yasaklamayı vaat etti. Başka bir aday Müslümanları ülkedeki suç unsurları olarak göstermeye çalıştı. Tabi sadece ülkede yaşayan Müslümanlar için değil, sloganı özgürlük, eşitlik ve kardeşlik olan Fransa açısından da talihsiz bir seçim dönemi böylece bu hafta sonu geride kalmış olacak. Peki bu zorlu süreç sonrası yeni dönemde ülkede yaşayan Türkiye kökenliler iktidardan ne bekliyor? İkinci tur öncesi Fransa'da yaşayan Türkiye kökenliler seçimlerden beklentilerini açıkladı. Fransa'da 24 Nisan pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde ülkedeki Türk toplumunun başta beklentileri arasında hayat pahalılığı ve İslam düşmanlığına çözüm bulunması yer alıyor. Avrupa'da Almanya'dan sonra en fazla Türkiye kökenlinin yaşadığı Fransa'da yaklaşık 700 bin Türkiye kökenli insan yaşıyor. Türkiye kökenlilerin yoğun olarak yaşadığı Paris'e yakın Pierre Sürsen ve Sağsel kentlerinde esnaf Fransa'daki seçime dair görüş ve beklentilerini anlattı. Pierre Fitzsürsen'de kebap ustası Kahramanmaraşlı Ahmet Uğurlu, 2004'te geldiği ülkede pazar günü Macron'un kazanmasına kesin gözüyle bakıyor. Bu seçimde yine Macron'un kazanacağını biliyorum. 18 yıldır Fransa'da yaşayan ve işletmecisi olduğu dükkanda kasaplık yapan Mehmet Askan, ülkede insanların son 2-3 yıldır zor durumda olduğunu ve alım gücünün düştüğünü belirtti. 2-3 senedir bayağı bir zor durumda. Alım güçleri bayağı bir düştü. İnsanlar artık geçimini bayağı bir zor sağlıyorlar. Yani kazanıyorlar, kazanıyorlar ama yetmiyor artık. Fransa'ya 1986'da gelen ve terzilik yapan Suheyb Kurul da seçiminden beklentisinin kadınlar için emeklilik yaşının 55'e çekilmesi olduğunu belirtti. Benimle ilgili beklentilerim, e, bayanlara biraz daha erken emeklilik e, olursa sevinirim. Çünkü bayanlarımız çok yıpranıyor. Her bu memlekette hem dışarıda hem evinde her şekilde bayanlar çok yıpranıyor. Pierre Fir Sürsen'de bir Türk marketinde çalışan İstanbul doğumlu Hasan Yıldız seçimi Macron'un kazanmasını istediğini dile getirdi. Seçmenlerin Macron'a oy vermesi. İnşallah Macron kazanır. Almanya'da artan fiyatlar karşısında temel gıda maddelerinden alınan Katma değer vergisinin sıfırlanması istendi. Artan gübre ve enerji fiyatlarının gıda üretimini eskiye göre daha pahalı hale getirdiği belirtilerek vergi azaltılmasının fiyatları aşağı çekmede faydalı olacağı açıklandı. Diğer yandan federal düzeyde ve eyaletlerdeki toplanan vergilerde ise artış olduğu bildirildi. Almanya'da Federal Maliye Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre bu yılın ilk çeyreğinde tüm Almanya'da toplanan vergiler geçen yılın ilk 3 ayına göre %18.1 oranında artış gösterdi. Bakanlık verilerine göre vergi daireleri 2022 yılının ilk 3 ayında toplam 203 milyar euro dolayında vergi topladı. Mart ayı vergi geliri ise geçen yılın Mart ayına göre %17.2 artarak 82.4 milyar euro oldu. Diğer yandan çok sayıda tüketici örgütü, artan gıda fiyatları karşısında vatandaşların alım gücünün korunması için temel gıda maddelerindeki katma değer vergisinin sıfırlanması talebinde bulundu. Sebze ve meyve fiyatlarının giderek artış göstereceğini söyleyen Federal Çiftçiler Birliği Başkanı Joachim Ruckwitz, artan gübre ve enerji fiyatlarının gıda üretimini eskiye göre daha pahalı hale getirdiğini vurgulayarak Vergi azaltılmasının fiyatları aşağı çekmede faydalı olacağını söyledi. Federal Sosyal Birlik Başkanı Verena Bentali de dar gelirli vatandaşların gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle sıkıntı içine girdiğini belirterek mutfak giderlerini rahatlatmak için temel gıda ürünlerinden alınan KDV'nin tamamen iptal edilmesi talebinde bulundu. Gıda maddelerindeki KDV indirimi talebine Federal Tarım ve Gıda Bakanı Cem Özdemir'in de destek verdiği açıklandı. Almanya'da akaryakıt fiyatlarındaki rekor artış sürüyor. En büyük artış ise Mart ayında yaşanırken artış geçen yılın Mart ayına göre %60'ı buldu. Rekor zammın daha önce en fazla artışın gözlemlendiği 1973-74 ve 79-80 yıllarındaki petrol krizlerini bile gölgede bıraktığı açıklandı. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre Almanya'da akaryakıt fiyatları Mart ayında geçen yıla göre %60'a varan artış gösterdi. Son 50 yılın fiyat karşılaştırmasını yapan İstatistik Dairesi, akaryakıt fiyatlarındaki rekor zammın daha önce en fazla artışın gözlemlendiği 1973, 74 ve 1979, 80 yıllarındaki petrol krizlerini bile gölgede bıraktığına dikkati çekti. İlk petrol krizinde bir yıl içerisinde fiyatlar %31 dolayında artış gösterirken, ikinci kriz döneminde bu artış %28 oldu. Son yapılan zamlarsa önceki fiyatları kat kat aşarak ortalama %47,4 düzeyine ulaştı. Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre Mart ayında süper benzin fiyatı önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 41,9 artış gösterirken mazot fiyatı yüzde 62,7 oranında zam gördü. En fazla fiyat artışı ise binalarda ısınmak için kullanılan doğal gazla yaşandı. İstatistik dairesinin açıklamasına göre Mart 2021'den bu yana konut ısınma giderlerinde 144 dolayında rekor fiyat artışı oldu. İslam Toplum Milli Görüş Berlin Bölge Başkanlığı iftar daveti gerçekleştirdi. Davette Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başarşen, Berlin Başkonsolosu Olgun Yücekök'ün yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer alırken programda konuşan İslam Toplum Milli Görüş Genel Başkanı Kemal Ergün, Müslümanlar olarak bizler bu ülkenin asli unsurlarıyız. Kimse bizi dışlamaya kalkmasın ifadelerini kullandı. İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı Berlin'de iftar programı düzenledi. E i̇ftar programında Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başarşen, Berlin Başkonsolosu Olgun Yücekök ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ağırlandı. İslam Toplumu Milli Görüş Genel Başkanı Kemal Ergün burada yaptığı konuşmada Avrupa'daki Müslümanların yaşadıkları toplumun asli unsurları olduğunu söyledi. Bu toprakların yerli Müslümanlarıyız. Evet Türkiye kökenli Müslümanlarız ama bu toplumun asli unsurlarıyız. Onun için buralar bizim vatanlarımız. Bu ülkenin seçimine de, oy vermesine de, seçilmesine de elbette katkı sağlayacağız. Çünkü buralar bizim. Onun için değerli kardeşlerim, kimse bizi dışlamaya kalkmasın. Kimse bize ayrımcılık mücadelesi yapmasın. Biz bu toprakların asli unsurlarıyız. Bizim burada oluşumuz bu ülkelerin zenginliğidir. Ergün, Alman hükümetinin özellikle Müslümanlar, azınlıklar ve göçmen kökenlilerle ilgili programlarını olumlu gördüklerini vurguladı. Almanya'da seçimler yapıldı ve Almanya'nın geleceğini şekillendirecek hükümet burada kuruldu. Yeni hükümetin özellikle Müslümanlarla ilgili, azınlıklarla ilgili, mültecilerle ilgili ve gökmen, göçmen kökenlilerle ilgili programlarını olumlu olarak görüyoruz. Şüphesiz bu programların Müslümanların ve buradaki tüm insanların hayrına olacağına inanıyoruz. Ve... Fransa'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine değinen Ergün, gün iki adayında ben daha fazla yabancı düşmanıyım, ben daha fazla İslam ve Müslüman düşmanıyım, ben daha fazla cami kapatacağım diye birbirleriyle yarıştığını vurguladı. Her gün bu noktada dışlayıcı ve ayrımcı tutumun toplumun huzursuzluğunu artıracağı uyarısında bulundu. Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başarşen de 3,5 milyonu aşan nüfusuyla Almanya'nın Türk toplumunun iki ülkeyi bağlayan en önemli beşeri bağ olduğunu söyledi. Almanya Türk toplumunun 60 yılı bulan, 60 yılı aşan buradaki yaşantı süresince, buradaki hayatı süresince de hem ilk gelen birinci nesil vatandaşlarımızın hem de daha sonra onların çocuklarının torunlarının hatta çocuklarının torunları da artık burada yaşıyorlar. Bu ülke için Almanya için büyük katkılar yaptığını buradan bir kez daha vurgulamak istiyorum. Almanya, Ukrayna'da liseyi bitiremeyen mültecilerin üniversiteye giriş şartlarını kolaylaştırdı. Yeni alınan karar gereği Ukrayna'dan savaş nedeniyle Almanya'ya iltica eden öğrenciler liseyi bitirmemiş olsa dahi üniversite okuyabilecek. Almanya'da Eğitim Bakanları Konferansı'nda alınan son karara göre Ukrayna'da liseyi bitiremeyen mülteciler Almanya'da üniversitede okuyabilecek. Bu karar Ukrayna'da sene sonunda mezuniyet sınavının yapılmamasıyla gerekçelendirildi. Eğitim Bakanları Konferansı Başkanı Kayin Pirin konuyla ilgili yaptığı açıklamada alınan kararla öğrencilerin söz konusu savaş nedeniyle herhangi bir dezavantaja maruz kalmamalarının hedeflendiğini belirtti. Ukraynalı üniversite öğrencileri de ilk seneyi tamamlamış olsun olmasın Almanya'da üniversite okuyabilecek. Liseyi bitirmeyen öğrenciler öğrenim kolejleri üzerinden kayıtlarını yapmaları gerekecek. Hali hazırda üniversitede okuyan kişiler ise direkt üniversiteler üzerinden kayıtlarını gerçekleştirebilecek. Öte yandan Ukrayna'yı işgalinin ardından savaştan kaçan 5 milyondan fazla Ukraynalı göçmen komşu ülkeler Polonya ve Moldova başta olmak üzere Avrupa ülkelerine sığındı. Çoğu kadın ve çocuk 2 milyon 800 bin Ukraynalı Polonya, 500 Ukraynalı da Moldova'ya akın etti. Bu iki ülkenin ardından Avrupa Birliği'nin en çok göçmen alan ülkesi Almanya oldu. Almanya'yı Çek Cumhuriyeti, Macaristan, İspanya ve İtalya izledi. Fransa en az tercih edilen ülkeler arasında kaldı. İslam Toplumu Milli Görüş, Bürül Camisi'nde belediye başkanının da katıldığı bir iftar yemeği verildi. İftar öncesi inşaatı bitmek üzere olan camiyi gezen belediye başkanı, caminin çok etkileyici, muhteşem olduğunu söyledi. İslam Toplumu Milli Görüş'e bağlı Bürül Camii'nde belediye başkanı Dita Freitag'ın da katıldığı bir iftar yemeği verildi. İftar öncesi Bürül Cemiyet Başkanı Mehmet Kara ile birlikte camiyi gezen belediye başkanı kubbeleri ve cami ana bölümünün boyanmış motiflerini inceledi. İki yıl önce gördüğü manzarayla caminin son halini kıyaslayan Freitag, çok etkileyici muhteşem olmuş, temel atmaya çağırdığınız açılış kurdelesi için de davetinizi bekliyorum dedi. Yani şimdi, In dem nun nahezu vollständig fertiggestellten Raum in der Moschee, im Gebetsraum. Und ich muss sagen, ich bin überwältigt. Das habe ich nicht erwartet. Ich kenne ja nun schon das Gebäude von einigen Besuchen. Das war der hohe Beton. Das war halt eine Baustelle. Und jetzt merkt man, was, was hier geschieht. İftar yemeği öncesi Ukrayna'daki durumla alakalı da konuşan Bürül Belediye Başkanı Freitag, sizlerin de vereceği desteğe güveniyoruz diye konuştu. İftara Türkiye'nin Köln Konsolosu Bülent Sakarya, İslam Toplumu Milli Görüş Köln Bölge Başkan Vekili Metin Aydın da katıldı. Dünyada, ahirette iyilik ve güzellikleri cümlemize bahşeyle. Almanya'nın başkenti Berlin'de çocuklar camilerde düzenlenen iftar programında Nasrettin Hoca gösterisi ve geleneksel hacivat ve karagöz gölge oyunları ile eğleniyor. Almanya'nın başkenti Berlin'de çocuklar camilerde düzenlenen iftar programında Nasrettin Hoca gösterisi ve geleneksel hacivat ve karagöz gölge oyunları ile eğleniyor. Şaltı sırt çantası var ya ne, olur? O ne? O o ondan o işte. Allah. İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı Berlin bölgesinin düzenlediği program çerçevesinde her gün farklı bir camide Nasrettin Hoca ile Hacivat ve Karagöz gösterisi yapılıyor. Sen bu Bilmeyene bilmek muhal, eyleme hiç abi. Çocukların büyük ilgi gösterdiği program kapsamında iftardan önce Nasrettin Hoca gösterisi düzenleniyor. Hep birlikte oruç açılıp dualar edildikten sonra Hacıvat Karagöz gösterisi sunuluyor. Ardından çocuklar birlikte ilahiler söylüyor. Bir, İlk, bir daha. Beş, Çoğunluğu 10 yaşın altında olan çocukların bir kısmı daha sonra yetişkinlerle teravih namazı kılıyor. Programı organize edenler arasında yer alan Ahmet Basri, İslam Toplumu Milli Görüş Berlin bölgesinde Ramazan'da düzenlenecek programları koordine eden ekiple istişarede bulunduklarını belirterek Nasrettin hocamızla Hacivat ve Karagöz'ü getirme kararı aldık dedi. Ramazan'dan önce bir komisyonumuzla, ekibimizle birlikte oturduk, toplandık kurumsal yetişim başkanlığımızla birlikte. Dedik ki bu Ramazan İki senedir neredeyse e, ne iftar yapabiliyoruz camilerimizde toplu olarak ne de teravih namazı kılabiliyoruz. Dolayısıyla bu Ramazan'da da e, tam Paskalya tatiline denk gelmesi münasebetiyle çocuklarımıza yönelik bir şey yapalım diye düşündük. Koordinasyon ekibinde bulunan Mahmut Basri de çocukların programı çok beğendiklerini söyledi. Gördüğümüz kadarıyla aldığımız tepkilerle çocuklarımız nasip hocayı bilmiyor. Hacivat Karagöz şu an izledikleri bu gölge oyunlarını, Hacivat Karagöz'ü bilmiyorlar. Buradaki esprileri bilmiyorlar. Yani bu aslında bizim kültürümüz. Bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Berlin'de yaklaşık 30 yıldan beri tiyatro yapan Mehmet Pugarda bu projeye memnuniyetle katıldığını ifade ederek çok güzel şeyler yaşıyorum, anlatılmaz şekilde bir güzelliği var diye konuştu programın sonunda çocuklar gölge oyununun perde arkasına geçerek figürleri deneme imkanı buldu. Bir kadar sayıp, sonra Hadi. Evet bu haberle bugünlük ve bu haftalıkta yayın bültenimizin sonuna geldik. Bu haberlere ve daha fazlasına camiahaber.com sitesinden de ulaşabilirsiniz. Pazartesi günü yeniden görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.